Buyurun. Sayın milletvekilleri, süratle sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Şüpheli asker ölümü olması mümkün değil. İster intihar olsun, ister kaza olsun, ister bir başka sebeple olsun. Mutlaka idari ve adli soruşturma yapılıyor. Herhangi bir isim varsa şüpheli bildirin, hemen getirin, hemen bakalım. Bu mümkün değil. Sağlık üzerindeki bazı sorunlarımızın sistemin geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor. Operasyonlar bitsin. O zaman teröristlerin derhal adalete teslim olması lazım. Ne zaman onlar adalete teslim olurlarsa derhal efendim operasyon da biter. Soruşturma bu kimyasal konusunda soruşturma. Arkadaşlar biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak egemen bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, efendim kendi kendimizi değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz. Cemevinden kaldırılan şehitlerin cenazesi vesaire oldu. Arkadaşlar biz hiçbir şekilde bir ayrım yapmıyoruz. Dini, etnik, mezhepsel. Asla böyle bir şey mümkün değil. Ne varsa bunu hemen önleriz. Bu efendim bu şeydir. Şu bakın. Bu bir cemevinde bir bizim Alevi şehidimizin efendim töreni. Ön saftaki bütün efendim özellikle askerler. Dolayısıyla bunun hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu mühimmat konusunda mühimmat konusunda daha bir fırsat bulursak tabii geliriz ya. Bu mühimmat konusunda ise bu malum biraz önce sabah konuşuldu. Bizim milletvekili arkadaşlarımızın veya da konuşanların daha dikkatli olması lazım. Kendilerine yazık oluyor. Bu yanlış bir bilgi, eksik bir bilgi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir mühimmat yok. 2020'den beri bu şeyde çevrimde bunun da oyunlarına gelmemek lazım. Ben süratle hemen fikirlerimi özetlemek bakımından savunma ve güvenliğimizi sağlamaya yönelik icra ettiğim operasyonlarımız meşru müdafaa kapsamında uluslararası hukuka uygun tüm komşularımızın hak hukukuna saygılı teröristlere karşı hedef alınarak devam edecek. Edecek bu. Bölgede yaşayan masum insanlara karşı hiçbir şekilde bizim tavrımızın olmadığını herkes bilsin. Masum insanlara karşı din, mezhep, bir şekilde etnik hiçbir ayrım yok. Asla söz konusu değil. Hepsi yalan. Koalisyon unsurları dahil. Bir kez daha vurgulamak isterim ki bizim Türkler ve Kürtler kardeştir. Bunun aksını söyleyen kalleştir. Evet doğru. 40 yıldan beri memleketimizin, milletimizin başına bela olan musibetten ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için gece gündüz demeden karda, kışta, yağmurda, çamurda en son terörist etrafa getirinceye kadar ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla gazi ve kalakta bu dava devam edecek. Operasyonlar. Teröristler için tek yol adalete teslim olmak. Ayrıca Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta da denizlerimizde ve semalarımızda sonuna kadar hakkımızı, hukukumuzu geri adım atmak yok, koruyacağız. Bu faaliyetlerimizde aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerini de destekliyoruz. Son olarak söyleyeceğimiz şey, binlerce yıllık şanlı tarihimizde süzülüp gelen, biraz önce ifade ettim, duymayanlar için söylüyorum. Milli manevi mesleki değerlerimiz çerçevesinde asil milletimizin sevgisi ve duasını aldığımız ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde görevinin başında Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunu görün. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailesine, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Şu anda dahi sizin, bizim, hepimizin 85 milyonun güvenliğini ve savunmasını sağlamak için karada, denizde, havada görev yapmakta olan bütün silah ve mesai arkadaşlarıma da kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Usta. Sayın Özkoç, böyle başlayalım. Sayın Usta buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Arkadaşlar, şimdi Sayın Bakanlarımız tabii gün içerisinde epeyce bir değerlendirme oldu. Bir dakika. Bir dakika. Ayıp be. Biz getirmeyeceğiz.
Sayın milletvekilleri, şimdi bugün sabahtandır meclisi yönetirken 3 kişi bağırıyor, 3 tane milletvekili. Onları grup başkan vekillerine söyleyeceğim ya. Sakin olun, grup başkan vekillerine söz vereceğim. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Bakanlara yönelik tabii ki burada Tarım Bakanımız için söylüyorum. Gün içerisinde değerlendirmeler oldu. Konuşması